Selam herkese, yeni videomuza hoş geldiniz. Bakın burada kim yatıyor? Aşkım ama hazır mı balım? Şu an saat kaç biliyor musunuz? 9:10 var. Ve biz biraz sonra Bodrum turuna gidiyoruz. Ya balım, balım, kıyamıyorum. Bak şimdi yalnız kalacaksın diye zaten vicdan azabı çekiyorum. O yüzden hadi ısır birazcık daha. Hadi ısır. Ya onu evde bırakıyorum diye o kadar garipsiyorum ki. Biz annem, babam, ablam, Sami, Kumsal, bir tek Uğur abi gelemiyor. Bir de birkaç kuzenimiz daha gelemiyor. Bir sürü böyle kuzen, yenge, anne, baba hep birlikte şey gidiyoruz. Bodrum turuna gidiyoruz. Ablamın düzenlediği Bodrum turuna gidiyoruz. Bakın burada da benim prensesim var. Merhaba. Ama balım evde kalıyor. Ne yazık ki onu götüremiyoruz. Balım yapma aşkım. Dedim mi bilmiyorum, saat 9:10 var. İşte biraz sonra otobüsümüz kalkacak Akmeşe'den. Sonra İzmit'ten de yolcular alacağız. Ama genel olarak hep böyle akrabalar, işte Akmeşe'den tanıdığımız dostlarımız, arkadaşlarımız da geliyor. Ne oldu şimdi balım? Ay Rahatladın mı? aşkım beni öpmeye mi geldin? Evet. Dediğim gibi biraz sonra işte ya balım. Sami şimdi valizleri indiriyor. Kirpik taktırdım bu arada. İpek kirpik. Artık rimel alerjisinden o kadar zorlanıyorum ki. Yani kaşın kaşın. Balım ne yaptın? Ay şuraya bakın. Balım. Balım. Ama çok ayıp kuzucum ya. Artık rimel alerjimden dayanamadım. Böyle bir şey yaptırdım. Bakayım kullanabilecek miyim bilmiyorum. Şimdilik böyle rahatım. Havuza gideceğim için de biraz yoğun taktı bayan. Ya balım. Balım da bol bol mamasını suyunu koyduk. İnşallah Uğur abi de onu her gün ziyaret edecek. Kamerayı sevmedi bu an, şu an balım. Öyle şimdi biz yola çıkalım. Çok güzel, eğlenceli 3 gece Allah'ın izniyle Bodrum'da geçireceğiz. Sizler de yanımda olacaksınız. Her gün vlog çekmeye çalışacağım. Bence kaçırmayın, vlogları çok güzel olacak. Bu arada sizleri çok özledim. Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Çünkü bir hafta ara verdik. Diyetteydim. 3,5 kilo verdim. Ondan da çok mutluyum. Neyse görüşürüz sonra tekrar. Arabaya bismillah diyelim. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Bakalım yolculuğumuz nasıl geçecek. Size de hep böyle dinlenme testlerinde indiğimiz zamanlarda hep çekeceğim inşallah. Görüşürüz tekrar. Maske uyarısı takmayanlar için. Ördek gibi oldum. Ay bu yol böyle geçecek mi dersiniz? İnşallah geçecek. Bu biraz Allah'tan şöyle uzun da. Daha şey, daha nefes alabiliyoruz. Zinet abla. Zinet abla. Maskeni takalım lütfen. Düşünüyorum. Bak Aytuş'cum örnek insan. Sağlıkçı. Sağlıkçı. Bir sağlıkçı kolay yetişmiyor. Sen de tak edin. Uyarı geldi takmayanlar için. Nasıl geçecek? Nasıl geçecek bu yol? Vallahi bilmiyorum. Şu an çok başım ağrıyor. İnşallah geçer. Aa boynundakini göstersen bugün yaptık Zinet ablama. Zümrüt Yakut'a dizdik böyle yarım altınla. Aynı benimki gibi oldu. Güzel günlerde kullan inşallah. Bakın muavinimizin güzelliğine bakın Ayçel. Teşekkür ederim efendim. Bu araba abi ne derdi bulamaz. Evet. Hiçbir yerde bulamayız. Annesi de burada uyuyorsun anca. Baba mesleği, baba mesleği. Küçüklükten yetiştik. Evet, babası şofördü önceden. Hangisini tavsiye ediyorsunuz? Kakaolu bir şey, kakaolu bir şey var mı? Çikolatalı. Benim şu an an itibariyle diyetim sona ermiştir. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Sen uyumadım diyorum, uyudum diyorsun. Uyuduk mu? Olur mu uyuyayım? Gözümün dinlendi. Ay nasıl güzel uyumuşum, nasıl güzel uyumuşum. Kumsal niye ATV haberi gören gençler gibi hesabız? Susurluktayız şimdi, mola verdik. Ay minnoş. Balımı özledim. Herkese selam. Bir yandan ay var.
Bir yandan da güneş doğuyor. Nilgün olan sözde bir lop çekecekten otobüse bindiğinden beri uyuyor. Telefonu biz devralalım da azıcık çekelim dedik. Geçirdik telefonu. Manisa'dayız şu an. Yengemin memleketi. Buradan Bodrum. Günaydın. Ne yapıyoruz? Ne yolluyoruz? Instagram'ı. Kimseye yollamıyoruz. Nilgün'e bir lop çekiyoruz. Telefonu çekiyoruz. Kendisi uyuduğu için. Kendisi evet. Sabah kuşları uyandı. Ay sesim o kadar kötü ki vallahi. Öncelikle sesim için özür dilerim. Kart kart çıkıyor. Zinet ablamla ikimiz bütün gece uyuduk. Herkes uyuyamadı biz. Horul horul uyuduk şimdi. Herkes uyuyor. Biz uyandık. Hiçbir şekilde uyandık. Evet, burada şeydeyiz. Neredeydik şimdi? Biz mola verdiğimiz yer neresiydi? Sormadık. İndik, çay içtik. Sonra bir 10-15 dakika durduk sayılır. Bindik arabaya gidiyoruz. Şimdi sohbet ediyoruz, sabah saat 7.30. Size gece bir an çekecektim ama uyumaktan. Herkes şimdi bize dalga geçiyor. Siz uykunuzu aldınız diye. Çınar. Merhaba arkadaşlar. Aşkım benim. Evde de biz böyle. Şimdi Adilet ablamla alt üstte oturuyoruz ya. Sabah erkenden 6'da 7'de daha bizim tıkır tıkır seslerimiz başlıyor. Çok erken uyanıyoruz. Burada da öyle şimdi. Herkes uyurken biz uyandık. Ama zamanlı bilmiyorlar yani, değil mi? Gece uyusunlar, gün aydınlığından da uyansınlar. Gece de erken yatmıyoruz ki biz. Gece de yine evet, 1-2. Yani millet de zannedecek ki 9'da yatıyoruz. Hayır canım, yine gece de. Ama erken gece kalkmayı doğru seviyor. Şimdi hepsi uyuyorlar. Gün aydınlandı, mis gibi dışarısı. İzleye gideceğiz şimdi. Bakın bakın, burada kim var? Size çekmedim. Zümrüt Sultan. O da geliyor. Hemen elişini aldı. Gün aydınlandı. Zinet ablamla ikisi. Biraz sonra ben de çıkaracağım ama çantamı. Ben de öreceğim. Bu da burada. Ayçir Hanım beni çekmiş uyurken. Halam uyuyor diye. Sanırım izlemedim. Çektim dedi. Ama bakışım kendi uyuyor. İndik şimdi şeydeyiz. Neredeyiz ya Zinet abla? Niye Çeri nerede restoran olduğumuzu? Çeri restoranı. Neyse, Muğla sınırına girdik. Burada göl kenarında kahvaltı edeceğiz. Çok güzel bir mekan. Bir saat molamız var. Ondan sonra sanırım 2 saat sonra da şeyde olacağız. Bodrum'da olacağız. Çok güzel bir yer. Böyle biz şark köşesi gibi bir yere oturduk Zinet ablamla. Grupta geliyor. Şuradan çek. Baksanıza balıklara, evet, fark etmedim biraz evet önce. Ay yemin ediyorum şu tatilin en gıcık olan kısmı ne biliyor musunuz? Sürekli Zinet ablam beni resim çeksenize demesi. Resim çekmiyorum, videoya çekiyorum. Bak poz veriyor. Video lazım. Ne kadar beyaz çıkıyor ama ya. Ha biz nerede olduğumuzu Bafa bilmiyorduk gölü abla. Bafa Gölü sınırına geçtik. Bafa Gölü'nün kenarındaymış. Size burası kamp alanıymış. Sanırım Sami ile buraya geleceğiz bu karavanla. Çok beğendim. Ay ne kadar sessiz. Kız diyor ki çantamla günaydın diyor. Nasıl bir çanta örmüş bakar mısınız? Allah'ım Allah'ım, becerikli hatun. Baksana burada da prenseslerime. Zinet ablamın küçük kızı biliyorsunuz. Kumsal. Bu da benim küçük ve büyük kızım. Bak Nilgün, bir kalıntılar var orada. Kaleye gibi değil mi? Nerede? Evet. Aa evet, şurada. Gölün içinde bile var bak. Evet Nilgün Hanımcığım, ne yapıyoruz? Çanta örüyoruz. Bodrum yol başka türlü nasıl geçer? Bitmez. Evet. Çantanızın renkleri ne de çok güzel. Ne hamarat kadınlarız be. Valla annem, Zinet ablam, ben örgü örerek geçiriyoruz şeyimizi. Evet. Zamanımızı. Ben de şimdi alacağım. Şimdi ablam da alır, tamam. Örgü zamanı. Zinet Hanım siz de örüyorsunuz. Çantanıza aynen da çekelim. Devam. Tatilde olsa bize devam. Örgüde sınır yok. Nerede olsa. Antikorunuza mı aşınıza mı güvendiniz? Maskenizi evet çıkarmışsınız. Aşı olduk ya, azıcık ama yeter. Yani bütün gece oranı oldum. Aşı da oldum. Daha ben da ne olayım. Fazladan antikor olan yoktur. Yoktur. Ben yine antikorunun yanına oturdum. Ha, işi evet biliyorum diyor. Aşılıyım. Evet. Bafa Gölü'ne karşı örgü. Bir de yabancı olmadığı için daha hepsinde çok. Hepsinde ailesiniz. Evet. Aynen. Peki.
bu nerenin şimdi meşhurdu? Muğla'nın mı? Muğla'ya gelirken bir dinlenme tesisi var, orada buluyorum. Bir de Kapadokya'ya giderken buluyorum. Her kahve aromalı gazlı içecekmiş. Çok merak ettim. Ben uyuyordum. Ablamla Sami almış bize daha tülle. Evet. Ay bu güzel çantayı da sürekli gözümüze sokmana gerek yok. Bir de açacak takmış ona. Baksanıza çantasının kenarında. Burada ben Zümrüt'ün kızıyım. Öyle tedbirli. Çantaya dökülmesin. Aa, bakalım nasılmış tadı. İlk açılışı ben yapıyorum. Şimdi halacığım. Dolusun sen akşamdan beri. Orada senin iki tane gelinlerin var. Dolusun sen onlara. Ne söylemek istersin sen böyle? Ha içi doldu yani. Evet, doldu taştı söyleyemiyor kadın. Ben bir mikrofon uzatmak istiyorum. Tembeller biraz. Tembeller biraz. Bir daha söyle. Tembeller biraz. Bak mesela. Uykuyu çok severler. Öğlen 1-2 kalkarlar. Aa gün bitti. Evet. Bak mesela arabada bile çanta örüyor. Evet onlar bak ne? Annem, Zinet ablam ben. Arabada bak çanta örüyor onlar. Oyun oynuyorlar. Ne diyeyim? Biz çantaları ezdiriyoruz. Onlara da götüreceğim mikrofonu da sen içini bir dök bakalım. Tamam. Önce onları dinleyelim lan. Senin bir günün nasıl geçiyor mesela? Bir de onlar bir gününü anlatsın biz oradan anlayalım. Sabah ezanıyla. Fazla dökemem. Şimdi benim kız geldi şimdi onlar kırarsam olmaz ben görümceyim. Yoksa konuşsam neler neler ben diyorsun. Ben sabah kalkarım, erkenden kalkarım. Önce tavuklarıma bakarım. Kaçta ama kalkış kaç. Gün ışığınca, gün ışığınca. Var mı 6.30'da? 6.30'da. En fazla 7. Ondan sonra tavuklarıma bakarım. Kahvaltı hazırlarım. Bir günler gelir, Fatmalar gelir, enişten gelir. Bunları doyururum. Yengem daha orada uyuyor tabii bu saatlerde. Tabii gelinler bu arada uyuyorlar. Gelinler de arkada bakıyor. Mesela telefon ederim onlara. Mümkün değil açmazlar uyuyorlar. Yani benim kardeşlerim. Kahvaltıya çağırır yarım saat gelmez. Eyvah. Hadi. Gelinleri dediği de Aytül'ün anneannesi birisi. Kahvaltıya çağırırım mesela. Gelmez. Sen söyle doğru mu yalan mı? Doğru. Alkış. Zümrüt ablacığım seni çok çok seviyorum. Ben de. Özelsin. Sen de öyle. Gerçekten pire gibi çalışıyorsun. Bir de ayaklarını ağrımasa ne yapacağım bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Ama yengem de çalışkan ama biraz o küçük boylu olduğu için. Bir Bodrum sabahından günaydın. Biraz önce Bodrum'a geldik. Otele giriş yaptık. Şimdi çantalarımızı girişe ilaçlattılar. Girişe bıraktık. Şimdi yemeğe geçiyoruz. Sonrasında bir üstümüzü başımızı değiştirip havuza geçeriz. Şimdi yemeğe geldik. Görüşürüz sonra. Odamıza geldik. Bakın böyle bir iki kişilik yatak. Tek kişilik karşıda. Böyle bu şekilde. Burada banyo, tuvalet. Burada bir gardırop. Burada çok güzel, şirin bir bahçemiz, balkonumuz var. Baksanıza çok güzel. Hemen zaten yan komşularımız yine yengemler. Bu tarafta Zinet ablamlar. Böyle yan yana. Oteli çok beğendik. Değil mi Sami? Bence çok güzel. Çok sevimli, çok keyifli ve çok temiz bir otel. Bu arada şu karşıdaki bina bizim otele ait değil. Bizim daha böyle butik otel tarzında. İki katlı, uzun bir otel. Ama yemeklerini de çok beğendik. Temizliği de çok güzel. Yani her şey tam kararında olan bir otel. Şimdi biz hemen mayolarımızı giyip havuza çıkacağız. Sonra tekrar görüşürüz. Size böyle bir boş oda turu, otel odası turu yaptırdım. Şimdi herkes odalarına yerleşiyormuş. Onları bekliyoruz. Kumsal üst katta ablamla kalıyor. Şimdilik sanırım. Sonra onların da odaları değişebilirmiş. Hepsi hazırlansın. Biz hazırız zaten. Sami ile böyle bekliyoruz. Havuza geçeceğiz. Birkaç kişi şey yazmış Instagram'dan, işte turda ne kadara gidiyorsunuz, tur fiyatı nedir, içinde neler dahil diye. Onu söyleyeyim, 1250 lira yani İzmit'ten Bodrum'a bizim için fiyat 1250 lira her şey dahil. Sabah, öğle, akşam yemek var otelde. Sonra saat 3 gibi hamburger saati var, 5 gibi çay saati, kuru pastalar var. Bunun içinde yol ücreti dahil. Başka?
Yani anlayacağınız her şey dahil 1250 TL. Yani tur olarak çok uyguna geliyorsunuz. Bunu belirteyim dedim. Yine bu turlara katılmak isterseniz ya da bilgi almak isterseniz Fatma'nın seyir defteri, ablamın Instagram adresi, buraya aşağıya yazarım. Onu da sizi bilgilendirebilir. Instagram adresini yazacağım. Oradan da ona dilediklerinizi sorabilirsiniz. Gidiyoruz. Hadi bakalım havuza. Her şey konuşuluyor. Banana falan değil mi? Ne başka vardı? Banana. Jessica. İşte o koyar. Banana var, Süper Toy var, Sonar Türk var, Ringo var. Onlar için pazarlığı yapılıyor. Kaç kişi? Bütün grup binecek mi? Binmeyecek mi? Bu mu? Otelin hemen önünden böyle plajı var kendine ait. Şimdi plaja iniyoruz. Şey yapıyorum, böyle ilk günlerde denize girerken şöyle fermuarlı bir mayom var. Uzun kollu. Altı normal mayo. Onu giyiyorum çünkü ben çok fazla yanmayı sevmiyorum. Esmerliği, çok esmer bronzlaşmayı sevmiyorum. İlk böyle bir iki gün bunu giyiyorum ya da bir gün bunu giyiyorum. Sonra ertesi gün normal mayomu giyiyorum. Yüksek faktörle korunuyorum bu arada. Böyle kapalıyım yani. Altıma da şöyle bir pantolon giydim. Pareo gibi bir pantolon. Şöyle. Şimdi herkes denize girdi. Sami de masaj istiyormuş. Burada Aytül nereliydi masaj yapan beyefendi? Endonezyalı bir beyefendi var. Ondan masaj alacağız. Saat 4'e babamı aldık. 5'e de Sami'yi alacağım. Bakalım nasıl güzel bir masajları da. Denizden çıktık. Biraz acıktık. Hamburger saatiymiş. Şimdi babam sıraya girdi. Hamburger alıyor hepimize. Bu arada ben 3,5 kilo verdim bir haftada ama burada sanırım hepsini geri alacağım. Allah'ım kim geliyor bakar mısınız? Ay şunun şu güzelliğine bakın ablam diye demiyorum. Bak elbisesi ayrı güzel, çantasını da kendi ördü. Çok güzelsin. Maşallah. Hadi görüşürüz, ben de bir duş aldım şimdi giyinip geleceğim. Ben de vlog editlemeye çalışıyorum, çektiklerimi atıyorum. Programı orada editliyorum. Şimdi Sami masajda. Ablamla oturduk, böyle sıcak bir çay keyfi yapıyoruz. Ve hiç burası bunaltıcı bir sıcağı yok. Ayrıca o kadar çok lüks otele gittim. O kadar sıradan otellere de gittim. Ama burası kadar hiçbir otele ısınamadım ya. Yani inanılmaz, ortamı samimi. Yeşillikler içinde, bu tarafı serin istiyorsanız serin. Diğer tarafı sıcak, havuz kenarı, öyle bir konumlandırmışlar ki her şeyi. Denize sıfır. Denize sıfır çok güzel. Ben gitmek istemiyorum. 3 gün daha kalacağım. Ağustos'ta bekleriz. Duşumu aldım. Şimdi bunları giydim hemen, böyle içeceklerimi içerken giyineyim. Keyif yapıyoruz. 11'imi de gösteririm. Sonra vlog kapatırım. Buradan çarşıya çıkacağız sonra. Vlog kapattıktan sonra. Dilerseniz çarşıya ayrıca bir vlog çekerim. İsteyen olursa yorumlara yazsın. Bence Bodrum'a ayrı bir pazar turu olarak vlog pazar çek. Pazar turu yapacağım. Zaten buranın pazarı müthişmiş yani. Ben pazarı için geldim en çok. Bir pazarı, ikincisi Begonviller içinde böyle bir tepside kahve sunumu var. O ben Gümüşlük'te. Gümüşlük'te. Oraya gittim de onu da içmek istiyorum. Dediğim gibi eğer istiyorsanız bu akşamki vlog ayrı bir vlog yaparım. Seni şöyle yana alıyorum. Yan tarafın yeşillik görünsün. Evet, tamam, peki. Kameramın da konuşamadım da ablam. Tamam tatlım. Kumsal bize bir el sallar mısın? Göremiyoruz seni. Ablamla kumsalın odası da burası. Biz alt kattayız. Onlar yukarıda. Ay sesim kaçtı bile. Ben tatile geldiğim gibi ses gidiyor. Böyle Begonviller içinden size iyi akşamlar dilemek istedim. Kombinimi de göstereyim dedim. Bugün yol yorgunu olduğumuz için böyle eşortmanlar giydim. Rahat edeyim istedim. Şimdi yemeğe gideceğiz. Vlogumu burada kapatayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun inşallah. Görüşürüz.